Şu Mersin'in gözünü seveyim be. Tüp derdi yok, bir şey yok. Ne zaman hazır olacak lan bu kahvaltı? 12 gibi güneş tam tepeye çıkınca çay suyu kaynamaya başlar abi. Ha? Elbiseleri yıkamadın mı hala? Şu kahvaltı hazır olsun, hemen dereye gidip yıkayacağım abi. Yıkarken Ferdi Tayfun şarkıları da çalacak mı? Aynı Yeşilçam gibi. Lan bırak şu Cibril'i Allah aşkına ya. Aç değiliz, açıkta değiliz. Ne yapıyorsun sen? Hadi çabuk ol da babamdan kalan mirası bölüşeceğiz bugün. Değil mi? Çabuk oğlum, üvey kardeşler yoldaymış. Yani? Ona cimri değil, tutumlu derler Özcan abi. Hadi lan oradan. Sana rahmetli babamıza git kalp pil al dediğimizde çok pahalı diye kalem pil almışsın lan sen. Doğru söylüyor. Rahmetli annemizin dişlerini yaptır dedik sana. Takma diş pahalı olur diye gidip bakkaldan 1 liralık vampir diş aldın. Ulan senin yüzünden kadının lakabı Vampir Necla'ya çıktı be. Lan cimri, çabuk ol oğlum. Tapuya gideceğiz. Üvey kardeşler yolda. Senin mala çıkacaklar vallahi. Abi siz yavaş yavaş çıkın da ben şu saatin pilini çıkartayım. Biz yokken boşa çalışmasın. Geleneğe koşuyor lan bu. Niye olacak? Tapuya gidiyoruz ya, otobüse para vermemek için koşarak gidiyor. Yemin ediyorum kafayı yemiş ha. Lan zaten parasını ben veriyorum. Bu memur niye gömlek giymemiş? O da benim gibi obez, kendi bedenine göre gömlek bulamamış. Babanızın üzerine bir arsa görünüyor ormanlık alanda. O arsayı benim üzerime ben obez değil. Pardon memur bey. Ormanlık alan abi orası. Ne yapacaksın ki? Otel yapacağım oğlum. İzin vermezler ki. Lan bir çakmağa bakar. Sessiz ol, bu obez bizi şikayet etmesin. Söylüyorum. Şuraya bir imza alayım. Oğlum bana boş kağıt verdi, sakın arsaya çökmesin. Durayım sana mı? Bekleyin. Siz merak etmeyin, bu sadece bir prosedür. Ben üstünü ayrıca dolduracağım. Oğlum bunun haber sesi değişiyor. Ayrıca beyefendi, gördüğüm kadarıyla bakayım, şehir merkezinde iki katlı bir evde görünüyor. Memur bey, onu da bana verin. Bu evi de yapacaksın abi. Sen burada mıydın lan? Anca yetiştim valla. Yemin ediyorum unutmuşum bunu ya. Ne yapacağım oğlum? Üste ben oturacağım, altıda kiraya veririm. İyi de o evin imarı yok. Sen merak etme anam. Bir seçime bakar. Al al, eline mikrofonu al, hoparlörle söyle. Ha uşağım, şuraya bir imza alayım da. Lan bak şimdi lan durdu. Sana da boş kalp verdi. Hazır bunun düğmesi yok. Ben buna bir dalayım. Düğme mi? O ne alaka? Lan bilmiyorum. Bir düğme 6 ayda başlıyor. Bu da benim gibi bozulduğu için gömlek bulamamış. Ben bunu dayayacağım. Sakin ol. Abi bunda bir şeyler var. Hemşem bu topraklara varmışım benim ayıbalım. Son olarak 20 dönüm derla kaldı. Onu da sana veririm ayıbalım. Lan resmen kültür karmaşası yaşıyorum. Bak şimdi hazır oldu. Lan ben bunu döverim de korktum, dayak yerim, rezil oluruz. Siyahiden bu abi. Kesin. Teşekkür ederim pezevenk bey. Ulan elin adamlarına pezevenk diyorsun. Pezevenk Azerbaycan'da iş adamı demek Ahmet abi. Lan iyi de bu memur. Doğru ya. Lan! Sürekli beni korkutuyor. To complete the transaction, pay the cashier the following documents. One person 2000 TL. Bak şimdi dubaj yapıyoruz. Bekle abi bekle. Allah'tan alt yazı var. Bir saniye. Evet, Vezne'ye kişi başı 2000 TL yatırmamızı istiyorlar. Ne? Kişi başı 2000 mi? Benimki babamın üstüne kalmaya devam etsin memur bey. Aklımızı alın lan. Lan nefes almaktan parasadı. Nefessizlikten öldür oğlum. Memur bey, sen obez, ben obez. Birbirimizden ikimiz tek alırız. 2000 TL çok var. Hadi ben de boy dedik de o cimri ödemez. Vezne o tarafta, bremin. Uyanan bizim emri. Vallahi. Lan canım. Yangın var. Lan ev yanıyor ev. Lan arasana itfaiyeyi. Lan ev yanıyor ev ev. Çabuk çabuk su su. Nerede kaldı lan bu itfaiye? Arasana. Küle döndü oğlum ev. Bir daha ara, bir daha ara. Yarım saattir ödemeli atıyorum abi. Hala dönen olmadı. Sen itfaiyeye ödemeli mi atıyorsun? Evet. Seni öldürürüm lan cimri. Bir dakika dur. Bu evin büyüğü benim. Lan oğlum ben seni öldürdüm. Beraber. Bir dakika. Beni öldürseniz boş yere cenaze masrafı çıkacak. Ulan adam ölürken bile cimrilik peşinde. Geber lan, geber cimri, geber!